Meyve, tüketmemiz gereken besin gruplarından bir tanesidir. Meyve içeriğindeki vitamin ve minerallerin yanı sıra su içeriği açısından çok zengin ve aynı zamanda posa ve lif açısından çok zengindir. Meyve, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdiği gibi bizi özellikle kanser gibi birçok kronik hastalıkla karşı da koruyucu etki göstermektedir. Meyve tüketiminde dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıralandırabiliriz. Özellikle bir numarada şunu söyleyelim, çiğ olarak tüketelim. Meyvenin suyunu değil, kendisini tüketelim diyoruz. İkincisi, meyveyi yemeklerle değil, yemeklerden en az 1,5-2 saat sonrasında tüketmekte fayda var. Çünkü meyve şekerli bir gıda ve dolayısıyla basit karbonhidrat da fazla alındığı sürece ve yemek sırasında alındığı zaman daha hızlı yağa dönüşebilmektedir. Meyvenin fazlası bize adipozite olarak yani yağ deposu olarak dönebilir. Dolayısıyla meyveyi yemeklerden 1,5-2 saat sonrasında tüketmek de çok önemli. Meyve tüketiminde dikkat edilmesi gereken üçüncü parametre de özellikle glisemik indeksinin yüksek olduğunu unutmamalı ve içeriğinde sıvı içeriği daha fazla olan kavun, karpuz gibi meyveleri de mümkün olduğunca yemek aralarında tüketmemiz gerekmektedir. Glisemik indeksi yüksek olan incir, kavun, karpuz, muz, üzüm ve kuru meyveleri de özellikle daha az sıklıkta tüketmeye fayda var. Şeker hastalarında da unutulmaması gereken bir nokta var ki meyve şekeri yükselttiği için meyvenin suyunu değil meyvenin kendisini tercih etmeliler ve aynı zamanda glisemik indeksi olan saydığımız meyveleri de mümkün olduğunca az sıklıkta tüketmeye özen göstermeliler. Bir de unutmamız gereken nokta özellikle kavun gibi ve özellikle karpuz gibi glisemik indeksi meyveleri tüketeceğimiz zaman yanına peynir veya süt gibi protein içeren bir besini tüketirsek şekeri daha az hızlı bir şekilde yükseltecektir ve regülasyon daha iyi olacaktır.